sonra. Milletin yüzünü güldüreceğiz kardeşim. Bu saçma sapan davalarınızda değil ama. Görevinizi yapmak mı istiyorsunuz? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Profesör Doktor Ahmet Özer'in serbest kalması konusunda açıklama yapmanızı isterim. Grup Başkan Vekiline geç kalmış teşekkürü ileteyim. Yargı eliyle insanların görevden alınmasına karşıyız diye buradan konuşma yaptı. AK Parti Grup Başkan Vekiline teşekkür ederiz. Doğru. Bakın bir şey söyleyeyim size. 11 siyasi parti bu kayyum meselesinin ne kadar vicdansız olduğunu, ne kadar anlamsız olduğuna ortak imza attı, kanun tasarısı verdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Ben genel başkanlarını birebir gezdim. Ben hala Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanından da randevu talep ediyorum. Verir vermez kendi takdiri. Milletin huzurunda söylüyorum. Ben bu memleket için yanına gitmeyeceğim kimse yok. Misafir etmeyeceğim kimse yok, bak söyleyeyim. Şimdi yani 65 yaşında bir adamın evini basıyorsun 5'te. Alıyorsun. Bu hanginizin başına gelse hoşunuza gider? Eşinin yanından alıyorsun, hapse atıyorsun, paldır küldür. Planlıyorsun, sistemi kuruyorsun, kayyum atıyorsun. İki tane başkan yardımcısı geliyor, tezadüfe bak yani. İkisi de 2 sene önce, 3 sene önce AK Parti'de siyaset yapmış, belediye başkan yardımcısı vesaire. Ayıp. Kör göze parmak sokmayın ya. Ayıp. Meclis seçsin, yok. Niye? Niye? Sebep ne? Bu nedir sebep? Ne terörü? Sen kimsin de terörist diyorsun adama? Sen kimsin? Sen kimsin? Hakimlik mi yapıyorsun? Hakimlik mi yapıyorsun? Hakimlik mi yapıyorsun? Hakimlik mi yapıyorsun? Bak, sana bir şey söyleyeyim bak. Avukatlık mı? Onun için dayanamadın. Hakimi niye sürdürdüğümüzü anlatayım dedin. Onun için dayanamadın. Ayıp. Ayıp. Zaten bu millete terörist diye diye seçim kazanacağını zannediyor. Kazanamazsınız. Geç o işi. Söyleyeyim mi sana? Bak gizli tanık var. Gizli tanığın ifadesi ortada yok. Avukatlarına bile verilmiyor. Hukuk dışı uygulamalarla ayıp, utanacaksınız. Bu 65 yaşında adamla ilgili söylediklerinden utanacaksın, biliyor musun? Sen söyledin, sen bırak hakimi, hakimi sonra ekledin. Bırak hakim konuşsun o zaman, sen konuşma. Onun için bırak hakim konuşsun. Sen konuşma, bırak hakim konuşsun. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin başına bir şey geldiği zaman ben seni savunurum ama sen bunu yapamazsın. Niye biliyor musun? Siyasi esaret bu, siyasi esaret. Sen yapamazsın. Ben yaparım. Memnun musun bu ülkenin ahmak davasından? Arkadaşlar. Memnun musun bu ülkenin sayın... ahmak davasından? Arkadaşlar, müsaade eder misiniz? Savunmaktan memnun musun? Arkadaşlar. Arkadaşlar, millete terörist demeyeceksin. Sayın Başkanım. Ağzına o lafı kapatırlar yani. Arkadaşlar, millete terörist demeyeceksin. Öyle yok. Arkadaşlar öyle yok. Bir saniye. Arkadaşlar. Bırak hakim konuşsun. Sen değil. Arkadaşlar. Tamam mı? Arkadaşlar. İnsanları birazdan grup başkan vekilimiz konuşacak, cevap verir. Sakin olalım. Diye böyle seçim kazanma kültürünü bitireceğiz kardeşim. Bitireceğiz. Yok efendim. 15 Temmuz'dan önce terörist değil. 15 Temmuz'dan sonra terörist. Ya da 15 Temmuz'dan önce bir şey yaptıysan suçlu değil, sonra suçlu. Aynen şimdi yaptığınız gibi. İşinize bakın. 2 sene sonra başka şeyler söyleyeceksin. Ya senin yanında konuşmadığımı biliyorsun sen. Seni adam yerine koymam ben. Bağırma orada. Arkadaşlar bir saniye. Terbiyesiz. Bir saniye. Terbiyesiz. Başkanım. Yanımda ağzını açamazsın. Arkadaşlar. Ne biçim bağırıyorsun? Başkanım. Orada? Ne biçim bağırıyorsun? Arkadaşlar. Orada? Ne bağırıyorsun orada? Ben konuşuyorum. Arkadaşlar. Sen bağıramazsın. Başkanım. Ben konuşuyorum.
Sayın Başkanım. Hassiz seni. Sayın Başkanım. Yanımda ağzını açamazsın. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar. Kendisini... Ağzını açamazsın da konuşuyorsun. Yalakalık yapıyorsun. Şimdi... Başkanım. Ben öyle şeyi oradan bana bağırmayacağım. Sayın Başkanım. Arkadaşlar. 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 Sayın Başkanım. Sayın Başkanım. Sayın Başkanım. Sayın Başkanım. Benim arkadaşıma terörist demeyeceğim. Sayın Başkanım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen sakin olur musunuz? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Lütfen sakin olur musunuz? Arkadaşlar müdahale. Arkadaşlar müsaade eder misiniz? Sayın Başkanım. Lütfen. Lütfen arkadaşlar. Sayın Başkanım. Sayın Başkanım. Sakin, sakin. Sakin olalım. Arkadaşlar. Sakin. Arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, birazdan grup başkan vekiliniz konuşacak. AK Parti grup başkan vekili konuşurken cevap verir. Başkanım lütfen buyurun. Tamam, buyurun evet. Başkanım. Değerli arkadaşlar, bu sürdürülen soruşturmalar, davalar, kayyum uygulamalarıyla kendisini milletin üzerinde gören, kendini İstanbul'un ve bütün ülkenin üzerinde gören, kabul eden bir aklın kendi acizliğini ilan etmesinden başka bir şey değildir. O akıl İstanbul'a yatırım ve hizmet konusunda sergilediğimiz ve sergileyeceğimiz üstün başarının karşısında acizdir, aciz kalmaya devam edecektir. İsrafı bitirip milletin parasını millete verme kararlılığımız karşısında da acizdir, acizine devam edecektir. O akıl vatandaşları ayırmayan, partizanlığı asla geçit vermeyen, liyakati esas alan yönetim anlayışımız karşısında acizdir, aciz kalmaya devam edecektir. Çarşıda, pazarda vatandaşın karşısına çıkamayanlar, ben pazardan hiç ayrılmadım, ayrılmayacağım. Çünkü vatandaş benim yüzüme ne varsa söylüyor kardeşim. Vatandaş milletin sevgisi ve takdiri karşısında gördükleri bu durumdan ötürü acizdir, acizine devam edecek. Bir kez daha gururla ifade ediyorum ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2025-29 stratejik planı ve 2025 yılı bütçe tasarısı hemşehrilerimizin sevgi ve takdirine layık olabilmek adına hazırlanmıştır. Tek bir hedefi vardır. Bu millete hizmet etmek ve bu milletin yaşam kalitesini arttırmak. Bu aziz şehri, kaynaklarını, çevresini, tabiatını ve tarihini korumak. Milletin evlatlarına eşit, adil ve yeni fırsatlar var etmek. Bu belgelerin temeli milletin parasını millete vermekten ibarettir. Başka bir yolculuğu yoktur. Sözlerime son verirken, gerçekten ülkemizin ekonomisini, adalet sistemini, eğitim sistemini, sağlık sistemini, yani aklınıza gelebilecek tüm alanları gün gün çalışamaz hale getiren üç önemli eksiği hatırlatmak isterim. Güven ortamının kaybolması, uygulanan politikaların itibarının olmaması ve istikrarın kaybolmuş olmasıdır. Bu üç kavrama hasar verirseniz ekonomideki bütün dengeleri alt üst edersiniz. Türkiye'de ne yazık ki son bir yıldır politika faizi %50 ama buna rağmen enflasyon düşmüyor. Keşke düşse. Keşke ülkenin ekonomisi çok iyi olsa. Keşke dar gelirli insanlarımızın geçim sıkıntısı olmasa. Bunu bugünkü iktidarı yönetenlerden daha fazla istediğimi iddia ediyorum. Çünkü daha iyi ekonomik koşullarda daha güçlü bir Türkiye için daha anlamlı mücadele veririz. Bugünkü ekonominin kötü olması hepimizin canını yakıyor. O bakımdan vatandaşlarımızın düştüğü bir durumdan
çıkmanın yolu ve yöntemi az önce ifade ettiğim gibidir. İnandıramıyorsunuz vatandaşımızı. Çünkü iktidara olan güveni düşüren uygulamalar yapıyorsunuz. Az önce anlattığım uygulamalar gibi. Yurttaşlarımızın sorunun sebebi olan çözümü yaratamayacağınızı biliyorlar. Ne yazık ki ülkenin gündemini saçma sapan işlerle meşgul ederek bu güven ortamını daha da yıpratıyorsunuz. O bakımdan olmuyor. O bakımdan yanlış uygulamaları, faiz sebep enflasyon sonuç gibi asla bilimsel olmayan, ekonomiyle bağdaşmayan yöntemlerin artık bu ülkenin üzerinden kaybolup gitmesi lazım. Asları olmayan davaların, kayyum uygulamaların, türlü hukuksuzlukların gerçekten ülkemizi dünya standartlarının birçok parametresinin dibine doğru indirmektedir. Keza ekonomik istikrar da aynen öyledir. Çift haneli enflasyonu dünyada tek konuşan biziz. Utanç verici bir durumdur bu. Sadece bir kişinin iki dudağı arasında sıkışan bir sistem bu ülke için kötü bir sistemdir. Değerli meclis üyeleri, bahsettiğim işte üç kavram bütün politikaların, ülkemizin bütün sorunlarının çözümünün temelinde yatmaktadır. Bu, bütçe ve politika anlayışımızla İstanbul'a ve tüm Türkiye'ye en büyük vaadimiz budur. Vatandaşlarımız bizim sunduğumuz değerlere, politikalarımıza ve çalışmalarımıza itibar etmiştir. Büyük destek vermiştir. İstanbul'da istikrarı o şekilde sağladık. Vatandaşlarımız içinden geçmekte olduğumuz bu tarihi dönemeçte her birimize ayrı ayrı çok büyük sorumluluklar yüklemektedir. Yaşadığımız onca sorunlara rağmen bu aziz şehre ve bu büyük millete yürekten inanıyorum. İnanıyorum ki teknoloji ve inovasyona dayalı bir stratejiyle şehrimizi ve ülkemizi sıçrayarak kalkındırabiliriz. İnanıyorum ki tarihimizden gelen değerlerimizi koruyup güçlendirerek güçlü bir hukuk devleti, çok güçlü bir hukuk devleti mutlak yeniden inşa edebiliriz. Vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini mutlak garanti altına alabiliriz. Küresel düzeyde işbirliği ve dayanışma esaslı bir demokratik düzeni hep birlikte inşa edebiliriz. Hep birlikte. Son 20 yılda toplumsal birlik ve dayanışmayı yeniden inşa edebiliriz. Tarihin bu zor dönemecinde ülkemizde yanlış giden işleri düzeltmek, kentlerimizi ve doğamızı korumak, demokrasimize sahip çıkmak için gücümüz de var, enerjimiz de var, inancımız da var. Bu süreçte özellikle ve öncelikle biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri, tüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları Türkiye'nin en önemli şehrinde, en önemli kurumlarından birisinde sorumluluk altındadır. Daha iyi bir İstanbul ve daha güçlü bir Türkiye için tüm gücümüzle mücadele verdik, vermeye devam edeceğiz. Bu yüzden yeni dönemimizde aynı bir motivasyonla, ayrı bir yüksek enerjiyle tam yol ileri demeye devam ediyoruz. 2025-29 dönemi stratejik planı, 2025 yılı performans, yatırım ve bütçe programımızın hazırlık sürecine katkı sunan tüm paydaşlara, tüm çalışma arkadaşlarıma, yöneticilerimize, ekibimize ve bütün yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni planımızın ve bütçemizin İstanbullu hemşehrilerimize sorunlarına en kalıcı çözümleri getirmesini Yüce Yaradan'dan temenni ediyor ve hep birlikte bu süreci en güçlü seviyeye taşıyacağımızı olan inancımızla hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyor. Hayırlı ve uğurlu olsun diyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na bu güzel sunum için teşekkür ediyorum. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Büyük Birlik Partisi grubu adına Dursun Çağlayan Bey'i kürsüye davet ediyorum. Dursun Bey, buyurun. Dursun Bey, buyurur musunuz?
Arkadaşlar mahkemeyle tehdit ediyorsunuz. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükşehir Meclisi'nde konuşamayacak mı ya? Bırakın ya. Olur mu böyle bir şey? 40 tane şey ya. Grup Başkan Vekil adına Dursun Çağlayan Bey. Açın mikrofonunu. Öyle bir şey olur mu ya? Büyükşehir Belediye Başkanı başka nerede konuşacak? Dursun Bey, konuşacak mısınız? Buyurun. Sayın Başkan, konuşmama da karışmayın lütfen. Sayın Başkan, saygıdeğer meclis üyeleri, değerli belediye başkanlarımız, kıymetli basın mensupları, sosyal medya üzerinden bizi takip eden, ekranları başından bizi takip eden değerli İstanbullu vatandaşlarımız. Hepinizi en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Konuşmacı var, üç. Gerçekten kürsüye gelene kadar değerli meclis, Dursun Bey lütfen buyurun, siz devam edin. Sayın başkanlar, değerli meclis üyeleri, değerli İstanbullular, Büyük Birlik Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Ancak Sayın Belediye Başkanımızı Ahmet Özer Başkan'ın konuşmasına kadar çok keyifle dinledim. Samimiyetle söylüyorum, devlet adamı edasında bir sunumdu, bir konuşmaydı. Oraya kadar tarafsız olsaydım dışarıda ben bu başkana oy veririm derdim. Müsaade edin arkadaşlar, ne konuşacağıma ben karar vereyim. Müsaade edin. Zoruma niye gitsin? Memnun oldum. Zoruma giden tarafı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun burada tartışmaya açılması. O tartışmaya girmemeliydi. O tartışma Sayın Başkanımızı tartışma ortamının içine çekmiştir. Sayın Belediye Başkanımız o tartışmanın çok üstündedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızdır. Biz Büyük Birlik Partisi olarak meseleye siyasi açıdan da, İstanbul açısından da, ülke açısından da böyle bakıyoruz. Doğrudur, yanlıştır. Esenyurt Belediye Başkanı görevden alınmış ve kayyum atanmıştır. Bize Büyük Birlik Partisi olarak sorarsanız cezaevine atılması bize göre de doğru değil. Ancak bu devletimize, hükümetimize, resmi kurumlarımıza kafa kaldırmak anlamına da gelmemeli. Biz Abdullah Öcalan'ın oradan çıkıp meclise gelip konuşmasına da karşıyız. Ahmet Özer'in cezaevine atılmasına da karşıyız. Biz Büyük Birlik Partisi olarak bu kadar şeffaf, bu kadar adil, bu kadar samimiyiz. Ancak şunu da unutmayalım arkadaşlar. Geçtiğimiz haftaki toplantıda çok saygı duyduğumuz, değer verdiğimiz CHP Grup Başkan Vekilimiz Ülkü Hanım, buradaki tartışmanın, o günkü münakaşanın söylemini hatırlayın.
meclis başkan vekilimize, meclis başkanımıza buradan meclis tüzüğünü hatırlattı. Neydi o? Dedi